düşünülebilir mi yani? Bir insanın hayatından, üstelik 70 küsur yaşındaki bir insanın hayatından çalıyorsunuz siz o 400 günü, 500 günü. Bu mudur Ankara kriteri? Ankara kriteri, yine aynı yere bağlayacağım. Motorlu taşıt vergisini ödeyene bir daha zorla başına vura vura aynı vergi ödettirmek midir? Yerinde Kasım sonuna kadar ödemen yani? Gerekiyor Deniz, unutmazsan. Bir daha ödeyeceğiz değil mi? Evet. Ödeyeceğiz mecburen. Ne yapacağız yani? Bir ay sonra ya gerçekten yani Ankara kriteri unutmayın bu mudur yani? Ankara kriteri siz 8 silindirli arabalarla dolaşacaksınız diye. Ya o senin 60 küsür bin lira dediğin telefonlar var ya. Git devleti yöneten idarecilere böyle şeyle geliyor. Bana telefon lazım diyor, kızım ayarlar mısın bilmem ne. Bir bakıyorsun ertesi gün bir iPad gelmiş, tablet gelmiş, bir telefon gelmiş. Yani devlet böyle satın alıyor. Yani devlet malzeme ofisi hala 8-10 milyonluk araçların ihalesini yapıyor. Kimin için yapıyor yani? Devlet bir telefonu ya 35 bin lira vergi alıyor. Biraz tuhaf yani, bayağı fazla. Ya insanlara bak, devleti yönetenler şu çelişkiye dikkatinizi çekmek istiyorum. İzleyicilerimiz de iyi dinlesin. Devleti yönetenler vatandaşı bir lokma, bir hırka tarzı bir hayata teşvik ediyorlar ya. Biz böyle bir nesilden geliyoruz. Bizim atalarımız bir lokma, bir hırkayla idare edip yaşamıştır falan diyorlar. Özellikle de din adamları yapıyor bunu. Yani gidin bütün vaazlarında o şeyi anlatırlar. Bir lokma, bir yani arının, işte inanın, şey yapın. Çok böyle dünya şey yapmayın. Ne denir? Yönelmeyin. Yani dünya malına. Bu sürekli bunu şey yapın. Ha, dünya malında gözünüz olmasın falan diyorlar ya. Evet. Başta da Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere dünya malını dibine kadar kullanıyorlar ya. Dünya malında gözümüz yok da barınmamız lazım. Kirayı ödeyemiyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Ya işte Ebru, yani git ülkenin cumhurbaşkanından tut Diyanet İşleri Başkanı'na, şuna buna, hepsi sana mütevazı bir hayat telkin ediyorlar. Yani bir karnını doyur, üstüne bir tane çaput bul, giy. Bir de başını sokacak bir yer bul. Tamam, böyle hayatını sürdürün. Bundan daha güzeli yok diyorlar. Tamam, cennetliksin, cennete gideceksin bu yüzden. Yoksul olduğun için cennete gideceksin diyor. Sonra zenginler gelecek. Bu tür vaazlar veriyorlar ya. Ama kendileri para içinde yüzüyorlar ya. O şeyler var ya, tarikat liderleri, cemaat liderleri. Ya bir göreceksin yaşadıkları hayatı. Nasıl bir lüks içindeler. O kaftanları var ya, yanına yaklaşamazsın. Senin o bildiğin o Paris'te şurada buradaki lüks mağazalar var ya hani. Yani oradaki fiyatlar bile komik kalır yanında. Yurt dışı daha ucuz. Gerçekten öyle. Çok daha ucuz. Bir kaftanlar giyiyorlar, bir sarıklar takıyorlar. Aklın durur yani. Cübbelerindeki o altın sırmalar falan. Yalnız ondan sonra da geliyorlar vatandaşa, diyorlar ki sen bir lokma bir hırka İdare et. Ya böyle şey olur mu ya? Bir de Nasrettin Hoca'nın şeyi var ya hani, fıkrası. Şey, kepçeyi tutan böyle daldırıyor, tadına bakıyor. Oh öldüm falan diyor böyle. Nasrettin Hoca da diyor ki ver biraz da biz ölelim. Ya biraz da siz bir hırka bir lokma yaşayın, ne olacak? Biraz da Sayın Cumhurbaşkanı bir lokma bir hırka yaşasın. Biraz da Sayın Diyanet İşleri Başkanı bir lokma bir hırka yaşasın. Onlar mütevazı yaşamanın erdemlerini görsünler. Onlar cennete bizden önce gitsinler.